Merhaba arkadaşlar, Kaç Yıl Oldu kanalına hoş geldiniz. Ben İlkay. Dünyada etki uyandıran birçok salgın hastalık görünüyordu. Kara veba yaşanan salgın hastalıklarından birisidir. Kara veba hastalığı milyonlarca kişinin ölümüne sebep olmuş salgın hastalıktır. Kara veba hastalığı ne zaman bitti? Kara veba hastalığı kaç yıl sürdü? Eğer siz de hazırsanız sizi çok bekletmeden videomuza geçelim. Antik çağlardan itibaren tanınmış bir hastalıktır. Lakabı kara ölümdür. Orta çağda 1347-1353 arasında Avrupa nüfusunun 1/3'ünün kaybedilmesinden sorumludur. Ayrıca bu hastalık 1347 ve 1348 yılları arasında Venedik nüfusu 130 binken 70 bine düşmesine neden olmuştur. Modern antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Gelişmiş ülkelerin tamamında ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda ortadan kaldırılmış olmasına rağmen Asya ve Afrika kıtalarının bazı bölgelerinde hala görülebilmektedir. Kendini 4 şekilde gösterebilir. Bubonik, sestisemik, pnömotik, gastrointestinal. Bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Vebanın farelerden bulaştığı kanısı yaygındır. Ancak gerçekte bakteriyi yayan bir tür piredir ve farelerde de bu hastalığın kurbanlarıdır. Tarihte veba salgınlarından önce şehirlerde büyük miktarda fare ölümlerinin meydana geldiği görülmüş, ölü farelerle temas eden insanların pire ısırması nedeniyle bu hastalığa maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Dünyayı etkisi altına alan kara veba hastalığı tam 4 yıl sürmüştür. İlk olarak 1347 yılında ortaya çıkan bu hastalık 4 yıl boyunca devam etmiş ve her geçen yıl etkisini daha da arttırmıştır. Dünyayı etkisine alan bu hastalık üzerinden tam 674 yıl geçmiştir. Hastalık mikrop kapıldıktan 2 ila 8 gün içerisinde kendini gösterir. Hastada aniden başlayan baş ve sırt ağrıları, ateş, titreme, kusma, nefes darlığı, halsizlik, deri lekeleri, burun kanaması, kan tükürmesi, kasık ağrıları ve devamlı dalgınlık görülür. Kahverengi ve kurudur. Yapılacak ilk iş hastayı tecrit etmektir. Çevresinde sağlıklı kişilere koruyucu antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Bugün için önemli olmayan ve eski devirlerde de olduğu kadar çok görülmeyen bu hastalığın tedavisi için geç kalmadan sağlık kuruluşlarına haber vermek gerekmektedir. Hıyarcıklı veba, bubonik veba diye geçiyor. Veba hastalığının en yaygın biçimidir. Hastalığa pestis adı verilen antibiyotik neden olur. Bakteri vücuda girdikten sonra 3 ila 8 gün içerisinde etkisini gösterir. Belirtileri yüksek ateş, üşüme duygusu, baş ağrısı, ishal ve bubo adı verilen lenf bezi şişmeleridir. Deri altında ve iç organlarda kanama başladığı zaman da akan kanın birikmesi sonucu ciltte siyah lekeler oluşur. Geçmişte belirli dönemlerde bu hastalığın büyük salgınları yaşanmıştır. 14. yüzyılda kara ölüm olarak kayıtlara geçen salgının hıyarcıklı veba olduğu sanılmaktadır. Kara veba hastalığını önlemek için tüm ülkeler temizlik önlemleri aldı. Gemilerde yer alan bakteriler hastalığın daha çok yayılmasına neden olmuştur. Ülkeler gemilerde bulunan yükleri dezenfekte ederek salgını durdurmak için hamle yapmıştır. Kara vebanın bitmesine neden olan herhangi bir aşı veya tedavi yöntemi uygulanmamıştır. Alınan temizlik önlemleri salgının yaygınlaşmasını yavaşlatmış ve bir süre sonra ortadan kaldırmıştır. Kara veba hastalığı çok eski zamanlarda yaşanması nedeniyle tedavi seçenekleri bulunmuyordu. Yapılan temizlik önlemleriyle kara veba sonlandırılmıştır. Biraz kısa bir video olmasına rağmen koronavirüs hastalığının ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Lütfen kendimize ve çevremizdekilere çok dikkat edelim. Kendimizi koruyalım ve çok sağlıklı beslenelim. Bir videomuzun da sonuna geldik. Siz de geçmişte yaşanmış olayları, önemli konuları takip etmek ve izlemek için videomu beğendiyseniz like atabilir ve bana hala abone değilseniz destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki Kaç Yıl Oldu videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.